Merhaba millet, merak ettikleriniz 6. bölüme hoş geldiniz. 4 gündür falan video çekemiyordum hasta olduğum için. Facebook'ta biraz bahsetmiştim zaten. Bugün aslında Borderlands 2'ye başlayacaktım. Uzunca bir ilk bakış videosu çekecektim. Hani 1 saat falan çekmeyi planlıyorum eğer konuşacak yeterince konu bulabilirsem. Ama hani internet bana lazım çünkü onu yüklemek 8-9 saat falan sürecek ve hani okula giderken yüklemeyi planlıyorum. O yüzden bugün idareten bu videoyu çekmeye karar verdim. Hem de soru birikmişti bayağı bir. Onun dışında Borderlands 2 bolca gelecek artık. Ki Dishonored da çıkıyor. Onu da nasıl ne ara sığdıracağım bilmiyorum. Belki muhtemelen Dishonored hani Borderlands bitene kadar oynamamaya çalışacağım. Onda da video çekeyim diye. Borderlands'da da işte bir en azından ilk başarısını çekeceğim. Ondan sonra gelen tepkilere göre falan devamını çekerim ya da çekmem. Siz karar verirsiniz. Bunun dışında soruları şöyle bir baktım, yani 120 tane falan soru vardı. Sadece 19 tanesi sanırım seçebildim cevaplamak için. Çünkü hani genellikle işte teknik sorular. Flaps'ta şu oluyor, bu oluyor, ne yapayım, bunu mu yapayım, bilgisayarım şunu kaldırır mı falan gibi sorular. Ben hani 100 kere söyledim teknik soru sormayın da yine soruluyor. İşte hala tek şüphek sorusu var. Vesaire. Hani böyle şeyler. Ya da işte kanal kurduk, bize yardım eder misin, işte videomuzu beğenir misin falan filan böyle şeyler. Böyle sorulara cevap vermiyorum, kusura bakmayın yani. Ya da işte hani tekit çekecek misin? Hani 1000 kere dedim tekit çekmeyeceğim diye hala geliyor sorular. Hani duymamış olabilirsiniz tabii, bir şey demiyorum ama hani cevaplamamın sebebi budur. Aynı şey 100 kere cevaplayamam her videoda. Bunun dışında sorulara geçebiliriz. Hemen çok uzatmadan. Ömer Kurttekin sormuş yine. Steam Greenlight'ta oy verdin mi? Verdiysen hangi oyunlara verdin diye. Şimdi Steam Greenlight bazı işte bağımsız oyunlar için hani Steam'e bütün indie oyunları almak yerine çok talep ediyor. İşte Steam'e sürekli oyun yapanlar işte mail atıyor. Bizim şöyle bir oyunumuz var, bunu Steam'de yayınlayabilir misiniz falan diye. Çünkü Steam çok fazla kişiye ulaştıran platform. Hani para olarak komisyon alsa bile çok kişiye ulaştırdığı için talep görüyor. Bunlar da karar vermiş en sonunda ve şey yapmışlar. Steam Greenlight diye bir şey, yani yeşil ışık. Oyunlara yeşil ışık yakıyoruz. Oylama yapılıyor işte. Hani geliyorsunuz Steam Greenlight'ta. İşte 10 tane oyun geliyor karşınıza ve beğendiklerinizi işte inceliyorsunuz. Beğendiklerinizi işte tamam bu gelsin diyorsunuz ya da hayır gelmesin diyorsunuz. Sonra 10 tane daha yolluyor önünüze, böyle devam ettiriyor. Bu işe yarıyor. Greenlight'ta oy verdim, evet. Gnomoria diye bir oyun çıkıyor, yani Gnomlardan geliyor. Gnomoria diye de söyleyebiliriz. O oyuna oy verdim. Biraz değişik, hani Minecraft'la Dwarf Fortress karışımı bir şeye benziyor biraz konsept olarak. İlgimi çekti. Daha zaten alfa aşamasında, buradan kanaldan bir takipçim bana oyunu göstermişti. Öyle öğrenmiştim. Çok alfa da olduğu için henüz oynamaya, video çekmeye falan gerek yok ama şey olarak hani potansiyeli olan bir oyun. Onun dışında işte başka oyuna da verdim. Şu anda hatırlamıyorum hangi oyunlara verdim ama verdim yani. Muhammed Eneseki diye bir arkadaş sormuş. Kanal açtığınız zaman umudunuzu kıracak yorumlarıyla karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız bu yorumlar karşısında neler yaptınız? Çünkü şu sıralar sizin gibi birinin böyle bir soruya cevap vermesi benim adıma önemli. Şimdiden teşekkürler demiş. Yani umut kırıcı yorumlarla pek karşılaşmadım ilk aşamada. Çünkü ilk aşamada sadece ihtiyacı olanlar izliyordu. Yani popüler olmadığım için hani etrafta videolarım çıkmıyordu sonuçta. Sadece Minecraft rehberi diye aratanlar buluyordu. Zaten adam Minecraft rehberi aradığı için bulduğunda mutlu oluyordu ve güzel yorumlar yapıyordu. Popülerleştikçe gelmeye başladı umut kırıcı yorumlar ama hani umudumu kırdım mı? Hayır. Çünkü zaten o zaman popülerleşmiştim bir kere ve hani bakıyorum sürekli artıyor. Hala artıyor yani. Şöyle bir şimdi webcam tersten çekiyor gibi geliyor bana. O yüzden şöyle de olabilir. Ama siz anladınız yani. Sürekli yükselen bir grafiği var kanalım. Facebook sayfasında falan sürekli hemen hemen aynı oranda artış var. İşte her gün işte 30-40 takipçi kazanıyorum falan, böyle bir durum. Hal böyleyken de yani bir kişi gelmiş, videoların çok kötü, sen malsın falan demiş. Böyle gereksiz yorumlar yapan tipler oluyor yani. Genelde zaten bakınca belli oluyor yani. Kendi kanalı izlenmiyor oluyor, çekemiyor. İşte o yüzden laf sokuyor falan. Hepimize geliyor bunlardan yani. Alıştık da artık açıkçası. Onun dışında hani o öyle bir şey dese bile bana ne kadar koyar ki bu, hani işte sürekli artıyor izleyici sayısı, sürekli hani çeşit çeşit yerden övgüler de geliyor. Dolayısıyla böyle bir durum varken neden ben bir kişinin öyle saçma yorumunu takayım ki diye düşünüyorum. Siz de öyle düşünmelisiniz. Yani yeni kanal açan arkadaşlara tavsiye olarak bunu verebilirim çünkü hakikaten kolay bir şey değil. İnsanlarla uğraşmak çok zor bir şey. Video çekmek basit.
açıyorsun, oynuyorsun, konuşuyorsun, bitiyor yani. Ama bu işin esas zor kısmı insanlarla uğraşmak. Uğraşmak diyorum çünkü çok uğraşan insanlar orada gerçekten. Yoksa hani biri güzel bir şeyler teşekkür eder ya da mantıklı bir soru sorar, bunun uğraşmalık bir yanı yoktur. Bu seve seve yapılacak bir şeydir ama esas bazı kısımlar uğraştırıcı oluyor. Bu da çok zor bir şey gerçekten. Ama hani özellikle şu anda hani bizden sonra diyeceğim çünkü işte özellikle video oyunları hesabıyla başlayan, sonra işte benle Alp'le, Servet abiyle falan devam eden bu hani büyüyen yani hakikaten büyük kitleye hitap eden YouTube kanalları olduktan sonra bu oyun medyası diyelim dünyada, Türkiye'de yani çok fazla kanal açılmaya başladı. Yani biz başlarken hiç bu kadar fazla oyun videosu yapan kanal yoktu. İşte belli başlı kanalların başarılaması sonucunda hani herkes biz de yapalım bunu falan diye ortaya çıktı. Böyle olunca arasındaki rekabet çok fazla oldu işte. Mesela siz bir video yapıyorsunuz, yeni başlıyorsunuz ama başka da başlamış oluyor. Gelip hemen laf sokuyor birbirlerine. Böyle biraz çirkef bir halkımız var bu konuda yani maalesef. O yüzden çok karşılaşacaksınız kötü yorumlarla. Yani eleştiri şeklinde yapılan şeyleri dikkate alın. Ben mesela işte oyun sesi çok fazla diye laf ediyorlardı. Hani bunu düzgün söylüyorlardı. Ben de bunu baktım, hakikaten oyun sesi daha fazlaymış. Hani kıstım oyun sesini, işte başka şeye dikkat etmem söylenmişti, onlara dikkat ettim falan. Sürekli bir hani geliştirdim kendimi eleştirilere göre. Sonuçta eleştirilere kapalı olmayacaksınız ama hani haddini bilen insana göre de davranmak lazım. Yok haddini bilmeyip işte küfrediyorsa, saçma sapan konuşuyorsa falan, bu hani eleştiri bile değildir zaten. Bunu bir şey yapmamanız lazım. Takmamanız lazım. Bu kadar. Efe Boyacı sormuş. Abi bilgisayar dışında hobilerin var mı diye. Yani var tabi. Sinema var özellikle. Sinemaya çok ilgileniyorum. Hem izleyici olarak hem de yazmayı severim ben. Senaryo yazımı üzerine falan çalışmalar yapacağım biraz. Müzik ayrıca ilgi alanlarımdan bir tanesidir. Yani daha 2000 yılı öncesi müzikle daha çok ilgilenirim. İşte gitar falan da çalıyordum zaten. Görmüşsünüzdür, duvarda vardı asılı. Bir ara göstermişimdir muhtemelen. Ama çok fazla aktif değilim artık o konuda. Çünkü çok emek isteyen bir şey gitar ve zaman ayıramıyorum. Bunun dışında bakalım. D. Berkay 76 sormuş. Dergiler, YouTube kanalları, bazı kişiler falan oyun daha duyurulur duyurulmaz oyunun ön bilgilerine sahip oluyorsunuz. Sağlam kaynakları falan mı var? Ben oyunun detaylarının çıkmasına yakın öğrenebiliyorum. Beni aydınlat demiş. Valla benim sağlam kaynağım yok. Türkiye'de de hani oyun yazar hariç hiçbir derginin düzgün kaynağı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü genellikle hani zaten Türkiye'de bir sektör olmadığı için pek fazla vermiyor Türkiye'ye böyle hani ekskluzif bilgi diyebileceğimiz şey. Ama hani Game Informer olsun, IGN olsun, GameSpot falan böyle büyük yabancı web sitelerine işte oyun çıktığı zaman hemen bilgileri veriliyor. Özel röportajlar falan yapılıyor. Bunlar da yayınlanıyor. Biz de bunları okuyup böyle paylaşıyoruz sizlerle genelde. Yani İngilizceniz iyiyse doğru yere bakmayabilirseniz bilgi bulmamanız zor bir şey. Yani bulmanız kolay, bulmamanız zor. Uğur Özdemir sormuş. Video çekmeyi bıraksaydın seni düzenli takip eden herkesi hangi video kanalına sevk ederdin diye. Yani biliyorsunuz işte video oyunu Sabri, işte Yeşil Ev Maceralı Alp, şey Servet abi, Gamer ya yani Ahmet falan. Hani bunlar zaten iyi olanlar öne çıkıyor. Öne çıkanlara devam edin. Hani ben video çekmeyi bıraksam başka da bir şey diyemem. Muratan sormuş. Muratan 56914 falan da işte. Ege abi senin ilk videolarında bu kadar izleniyor muydu yoksa sonradan mı bu kadar oldu demiş. Tabii ki ilk videolarım bu kadar izlenmiyordu. Sonradan böyle oldu yani. İlk başta bu kadar bir anda izlenmesi kolay bir şey değil. İzninizle çok ufacık bir şey yapmam gerekiyor. Tamam. Kusura bakmayın. Afarat sormuş. Abi biraz online oyunlar da çeksen rehber olarak daha iyi olur. Hem subscriber'ın artar. Çünkü insanlar senin oynadığın her oyunu oynamıyor. Ama sorsan her internet kullanıcısı Wolf Team, Metin 2 falan oynamıştı illa. Bunları çek demiyorum. Örnek bunlar demiş. Bir kere her internet kullanıcısı çok geniş bir kavram. Türkiye'de internet kullanan 0-14 yaş arası her insan oynamış, hani oynuyor olabilir. Biraz büyükleri de oynamış olabilir belki ama tabi her insan, ben de internet kullanıcısıyım mesela, bunları oynamadım, yanından bile geçmem çünkü ben oyunda kalite arıyorum yani. Sadece beleş diye
ya da sadece çok kişi oynuyor diye kalitesiz bir oyunu oynayamam. Bunlar da sadece bizim ülkemizde ya da işte Asya'nın ikinci sınıf oyun dünyasında hani oynanan oyunlar. Yoksa Avrupa'da, Amerika'da hiçbir şekilde bu oyunları oynadığını göremezsiniz yani. Çok daha kaliteli düzgün oyunlar oynanıyor çünkü oralarda. Bu yüzden bunları şey yapmıyorum. Oynamam zaten yani. Oynasaydım evet rehber çekebilirdim ama oynamıyorum. Guild Wars 2'ye falan çekecektim ama onda da çekmeyeceğim. Sebebi bende kalsın. O kadar. Söylüyorum sadece. Uğur Öz sormuş. Counter Strike ve buna benzer WoW oyunları hakkında ne düşünüyorsun? Ben bir WoW hayranı olarak düşüneceğini merak ediyorum. Demiş. Valla ben WoW oyunlarını çok seviyorum. Her oyun değil tabii. Mesela Team Fortress'ı sevmiyorum. Çünkü bana hitap eden bir oyun değil. Counter Strike severim. Zaten kaç yıllık oyunumuz yani. Onun dışında Half-Life serisini zaten çok seviyorum. İşte Portal serisini severim. Güzel yani. Emir Kaya Ferih sormuş. Abi öncelikle oyun alırken hangi kriterlere göre alıyorsun ve de bir oyun yapsan içeriği ne olur? Şimdiye kadar tekrar tekrar oynayıp da sıkılmadığın bir oyun var mı? Ve varsa neden sıkılmadın? Son sorum da ileride Türkiye'de oyun sektörü nasıl gelişebilir? Şimdi çoğunu cevapladım acaba ama yine güzel soru diye koyayım dedim. Kriter, valla pek kriterim yok. Hani seveceğimi düşündüğüm bir oyunsa alıyorum. İlgimi çekerse konusu, yapımcısı iyiyse almaya çalışıyorum. Hani işte ortaya iyi bir şey çıkarmıştır diye. Zaten alıp da verdiğim paraya pişman oldum. İki tane oyun var sadece. Önce de söylemiştim. Modern Warfare 3 ve Rage. Bunun dışında hiçbir oyunda pişman da olmadım. Dolayısıyla çok bir şey aramıyorum. Hani ama hiç param yoksa ve hani o ay mesela bir oyun alabileceksem en çok ilgimi çeken ve hani o sırada oynamak istediğim oyunu alıyorum. Böyle söyleyebilirim. Oynayıp sıkılmadım oyun tekrar tekrar. Valla Max Payne 1'i hala oynayıp sıkılmıyorum yani. Onu söyleyebilirim. Neden de hani çok harika bir oyun. Devrim yaratan bir oyun. Ve gerçekten hani anlatımı olarak olsun hala hani third person shooter kalitesi olarak onun kadar iyi oyun bence yok. Çünkü şu anki oyunlar hep şey hani şu anki third person türü şuna dönüştü Uncharted ve Gears of War sayesinde. Hani cover'a gir, çık bir tane sık, bir daha gir cover'a. Bunun gibi bir şey. Aksiyon olarak bence çok vasatlar yani o açıdan. Çünkü hep hani saklan vur, saklan vur, saklan vur böyle. Biraz daha hani oyun olduğunu hissettirecek ve hani one man show yaptığını hissettirecek o Max Payne tarzı oyunlar pek kalmadı artık. O yüzden yani onu sıkmadan oynuyorum. Türkiye'de oyun sektörü konusuna girmeyeceğim. Önceden de girmiştim zaten. Kolay kolay gelişmez. Samet Cerg 45890 sormuş. Güzellik. EA Games kız oyuncu kitlesinin büyük çoğunluğunu sevebileceği oyun olan The Sims serisini üretti. Sence kız oyuncu kitlesini PC başına toplayarak oyun piyasasını hareketlendirmek için ne tür oyunlar üretmeliler demiş. Vallahi var işte. Hani genelde Facebook oyunları falan buna yarıyor. Bence hiç yapmasınlar bile böyle bir şey. Çünkü yani bu tarz işte yaşlı insanları, kızları falan oynayası çektikçe onlara göre oyun yapıyor. Baklar onlar çünkü aç kalmışlar bu konuda herhalde yani. Çok büyük, geniş bir kitle sonuçta. Para döküyorlar. Korsan almayı falan da bilmiyorlar. O yüzden gidip orijinal oluyorlar her şey. Ya da işte o Facebook'ta falan hani para verip oynuyor. Çünkü yetişkinler falan da oynuyor oyunda. Normalde oynamayacaksan Farmville oynuyor mesela. Bunlar da bize zarar veriyor çünkü oradaki parayı gören yapımcılar bize göre hani normal kaliteli oyunları yapmayı bırakıyorlar. Hiç yapmasına daha iyi bence o yüzden. Yine aynı arkadaş sormuş. Türkiye'de South Park gibi bir çizgi film yayınlanırsa takipçisi çok olur ama yayınlamazlar tabi. Senin South Park hakkındaki görüşün ne? Bence harika bir çizgi dizi. Çok severek izliyorum. Ve evet Türkiye'de yayınlatmazlar öyle bir diziyi. Yani Türkiye üzerinden giderse siyasi esprileri falan mümkün değil yani. Hiçbir hükümet yayınlatmaz. Türkiye'de öyle bir kültür yok çünkü eleştiri kültürü diye bir şey bulunmadığı için. Yucer diye birisi yorum yapmış, soru sormuş. Ege abi The Walking Dead 3. bölümü hakkındaki düşüncelerin nelerdir? 1. ve 2. bölüme göre nasıl buldun? Yani iyiydi yine ama bence 2. bölüm daha iyiydi. Yani 3. bölümde çünkü hani derin, ağır temalar işlenmişti yine ama 2. bölümdeki kararlar ve etkileri daha bence çarpıcıydı. O yüzden benim favorim 2. bölümü. Percy231 sormuş. Ege kardeş vlog'a koyarsan sevinirim. Sorularım şöyle. Sen oyun sektörüne kaç yaşında ve neden atıldın? Orijinal oyunun önemini ne zaman fark ettin? Ailene bu sektöre girmek istediğin ne zaman açıkça söyledin ve bu sektörü isteyenlere neler önerirsin? Demiş.
Yani işte bir sene önce 21 yaşındayken atıldım. Bilerek atılmadım. Neden atıldım dersen yani baktım Türkçe Minecraft webleri yok. Benim de işimden öyle video çekmek gelmişti. O yüzden öylesine atıldım. Sonra daha bir işe yönelik bir boyut kazandı. O yüzden oyun önemini de dürüst olacağım. 2-3 sene önce falan fark ettim yani. Steam'de o kadar güzel fiyatları orijinal oynadıktan sonra bir de biraz da düşününce yani hani üniversiteye geçmişim sonuçta artık işletme de okuyorum. İşletme okuyunca tabii paraya dikkat ediyorsun yani. Orada hani düşündüm ben işletmeci olsam bir şey üretsem satsam bunu insana çalsa nasıl olur? Hoş olmaz. O mantıkla biraz da hani hakikaten korsan oyun indirince hırsızlık yapmayı hissetmeye başladım ve bıraktım o işleri. Artık tamamen orijinal kullanıyorum ve hiç oyun oynamıyorum hani param yoksa da. Gerçi de oynamıyorum. Bayağı oyun var hala oynayamadım, alamadım. Bu sektöre girmek istediğimi de aileme ne zaman söyledim? İşte 7-8 ay önce falan söyledim herhalde. Bu sektörü isteyenlere öneririm. Bu sektöre girmeyin. Yani çok zor bir sektör gerçekten. Muhtemelen aşk görürsünüz. Türkiye'de girilmez bu sektörü. Şu anda en azından girilmez. Gelişen bir sektör Türkiye'de de evet ama internet reklamcılığı Türkiye'de gelişmediği ve Türkiye'de içerik üreticisi yolunulacak kaz gibi göründüğü için, sömürülecek birileri olduğu için hani Türkiye'de bu sektöre girilmeyi kimseye tavsiye edemem yani. Ama çok çok sevmeniz, çok istemeniz lazım böyle bir şey yapmak için. O zaman da katlamanız gerekiyor bazı şeyleri. Ömer Kurttekin'in sorusu var. Borderlands'ı nasıl buluyorsun? 87 bazilyon silah olması abartı değil mi? Ayrıca grafik tarzını beğeniyor musun demiş. Borderlands bence çok güzel bir oyun. O kadar silah olması iyi ama önceki şeyde hani silah sadece işte statları değişiyordu. İkide tipleri de bayağı bir farklılaşmış. O da güzel. Grafik tarzını beğenmiyorum. Çünkü bence hani first person shooter ne türde first person shooter olursa olsun bir shooter oyuna o tarz grafikler yakışmıyor yani first person shooter. Gerçi hani şey mesela The Darkness vardı. The Darkness 2'de yakışıyordu bence çünkü bir kere daha hakikaten çizgi romansı bir görüntü vardı Borderlands'e göre. Ve hani daha derli toplu bir oyun olduğu için, Borderlands gibi karma karışık, kaos içinde olmadığı için yakışıyordu hakikaten. Borderlands'da ben keşke de diyorum hani hala görüntü tarzı öyle olmasa ama yapacak bir şey yok. Mati 0192 demiş, custom map yarışması için forumda çok az başlıklar açıldı, bunun hakkında ne düşünüyorsun demiş. Vallahi hayal kırıklığına uğradım. Bu yüzden video gelmiyor zaten onunla ilgili. Hani sürekli bana abi custom map yaptık oynar mısın? Abi şöyle map yapacağız senin için işte çeker misin videosunu falan filan diye geliyorlardı insanlar. Ben de madem öyle bunun resmi bir yarışmaya dökeyim dedim. Kimse katılmadı yani. Şaşırdım, üzüldüm. Artık bilemiyorum. Son soruya geldik. Akın Denizman sormuş. Riot Games ülkemizdeki oyun kültürünü biraz da olsa geliştirmeye çalışıyor. Turnuvalar, Türkçe oyunlar vesaire. Sence bunda başarılı olabilecek mi? Bir kere Türkçe oyun ondan önce bir sürü var. Hani Riot Games'in bu konuda herhangi bir katkısı yok. Eğer benim oyunum da işte bilmem kaç bin Türk oyuncu oynasaydı ben de yapardım. Hani bedava oyun olunca yapması kolay. Eğer paralı ve Türkiye'de satılmayan bir oyunu Türkçe yapmış olsalar da hayrına o zaman önemli bir şey olurdu. Ama gelip de bu kadar oyuncu Türkçe olarak yani Türk oyuncu bunu oynuyorsa hani birkaç yüz bin kişi diye bahsediliyordu. Türkçe olarak League of Legends oynuyorsa ve oyun zaten bedavaysa hani ekstra masrafa da hani korsan derdi de olmadıktan sonra yapılır gayet Türkçe oyun. Bunda hiçbir sıkıntı yok bence. Gayet normal ki iyi de para kazanır Riot Games Türkiye'den yani. Çünkü oyun içindeki şeyleri telefonla falan alabiliyorsunuz bir şekilde. Dolayısıyla sıkıntı yok. Ama oyun kültürü gelişmez. Hele bu oyunlarda hiç gelişmez yani. Oyun kültürü böyle free to play oyunlarla gelişebilecek bir şey değil. Çünkü oyun kültürünün çok ufak bir parçasıdır free to play oyunlar. Yani esas olarak oyun kültürü yıllardır hani oyun alırsın oynarsın ve hani bir single player tecrübesi sunar sana. Farklı farklı senaryolar falan sunar. Burada hiçbir senaryosu olmayan hani karakterin background'u var biraz ama yani 100 tane karakter olunca background'lar da birbirinden çok farklı olamıyor. Yani klişeler dolu background'lar falan. Böyle bir oyun League of Legends ya da işte diğer Jolgame'in faciaları demek istiyorum o oyunlar. Bunlarla oyun kültürü falan gelişmez. Oyuncu kültürü hiç gelişmez. Farklı bir yöntem denemek lazım. Yaptıkları şeyi taklit ediyorum. Ediyorum yani. Buraya yatırım yapmaları güzel bir şey tabii ki. Ama hani çok büyük bir şey değil. Çünkü zaten bedava olduğu için burada bu kadar oynanıyor. O yüzden de hani bir şey yapmaması doğal. Ama gidip de atıyorum
Ubisoft buraya bir yatırım yapmaz. Niye yapmaz? O oyunlarını zaten herkes korsan alıyor burada yani. Kimse gidip satın alıp oynamıyor ki oyunu. O zaman neden yapsın adam yani? Ben olsam ben de yapmam öyle bir dil değişimi. Böyle işte bence başarılı olamaz bu yöntemle. Ama çabalarımın tabii ki güzel bir şey. Bu kadar da arkadaşlar. Sorular. Yarın video game bilmiyorum ama pazartesi gününe Borderlands 2 ilk bakışını yetiştirmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.